Bizi İslam ile şereflendiren, gece ile gündüzün Rabbine hamdolsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsiz, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz-i iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamdolsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkar, sıdk ile kezb, hak ile batıl, adalet ile zulm, neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ile kötülük, hayr-ı şer seçiminde bize hayra uymayı nasip eden Allah'a tekrar hamd ederiz ki, bizi büyük hayır olan İslam için mücadele eden ve karanlığın askerlerine karşı aydınlığın askerleri yapmıştır. Bizi beşer olarak insanlık için hayırlı ümmet, bugünkü dağınık perişan ümmet için ve küfre karşı boyun bükmeyen, kıyamete kadar hak üzere galip gelecek taifeye tabi olmak gibi bir konum ve sorumluluk ile şereflendiren Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Allah-u Teala hakimdir, her şeyin karşılığını yaratmıştır. İşlerinde israf, eksiklik, fazlalık, dağınıklık yoktur. Allah abes ile haşa iştigal etmez. Her şeyin karşılığı vardır. Mükafat ve ikab birer neticedir. Hiçbir şey bedava, maliyetsiz, külfetsiz değildir. Her şeyin bir fiyatı, maliyeti, yatırımı vardır. Elbette İslam davasını yolumuzlamanın da bir bedelinin olduğunu takdir edip kabul etmek lazımdır. Sorumluluğa razı olmak, hele hele talip olmak, bireysel olarak bazı şeylerden yoksun olmayı, bazı zorluklara ve zahmetlere katlanmayı beraberinde getirir. Bu zorluklar, zahmetler, mahrumiyetler sırf o sorumluluğun karşılığı, fiyatı, pahasıdır. Ayrıca o sorumluluğu icra ederken en güzel şekilde o makama layık olacak şekilde davranmak için de bir bedel ödemek gerekecektir. Ancak ondan sonradır ki Allah-u Teala o sorumluluğa talip olmak için yapılan yatırımı o konuma sahip olduktan sonra en iyi şekilde temsil etmek için gösterilen çabanın zor olmasının karşılığını hem dünyada hem ahirette verir. Dünyada bir mücadelenin bina ve inşasında bir unsur olma, içinde erme, böylece gelecek nesillere güzel bir yolun miras bırakılmasının mükafatının ortağı, ahirette de Allah'ın rızasını gerektirdiklerine sahip olmaktadır. Bize verdiği tüm nimetler, iyilikler ve güzellikler için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Mahlukatın en şereflisi, en faziletlisi, en ekremi, alemlere rahmet olarak gönderilen muttakilerin imamı, mücahitlerin lideri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da selam olsun. İslam nimetinin bize kadar ulaşmasında büyük emeği geçen zulüm dünyasının adilleri, karanlık dünyanın nurları olan âline ve ashabına da salatu selam olsun. Küfrün saldırısına, parçalamasına, bölmesine maruz kalan mazlum ümmetin şehitlerine, küfrün zindanlarındaki mücahidlerine, İslam'ın ölümsüz mesajını yeryüzüne yaymak için canını vermeye hazır davetçilerine selam olsun. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve hakka uymayı nasip et, batılı da batıl olarak göster ve batıldan uzaklaşmayı bize nasip et.